Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, saatlerimiz 9 oldu. Kahvaltıyı hazırlıyorum. Artık ders işlenmiyor malum, böyle son hafta. O yüzden bir tık geç gidecek haktan. Yaz ödevlerini almaya gidecek. Şöyle yumurta kıracağım. Omlet yapacağım. Böyle birer dilimde tam buğday ekmeğini kızartıyorum. Kahvaltılıkları da çıkarttım. Tamamdır. Kısalım azıcık. Evet, çayımı da koydum. Hadi bakalım, bizlere afiyet olsun. Dükkana geldik arkadaşlar. Dükkana gelmeden önce bir malzemeciye uğradık. Üsküdar'a indik. Saatlerimiz 11 oldu hemen hemen. Şöyle şiş taraklardan aldık, onlu renkli. Devamlı lazım oluyor bizde. Şöyle konserve ağda aldık. Kartuş ağda, ağda bezi, boya. Bir de böyle volüm aldık. Geldik. Hava yine yanıyor. Ay, bunların rengi çok tatlı değil mi ama ya? Mor var, kırmızı var, siyah var. Baksana. Şunları bir koyalım yerine. Ben dolunay böyle karışık koyuyorum. Sen düzenlersin ya. Tamam. Bu sıcakta bunlar da eriyor, doğru. Şöyle bunlar da ağda odasına. Bu ağdaları böyle yan koyduğunuz zaman sıcaktan eriyor. O yüzden dolaba şöyle düz olarak dizeceğim bunları. Bunlar bitkisel ağda. En kaliteli ağdalar. Müşterilerim de memnun. Titanyum içerikli. Terliklerini de koyalım şuraya. Şurada su kalmış. Bunu da çiçeğin dibine dökeyim.
Çiçekleri suladıktan sonra mutfağı da hallettim. Dün yoğunluktan bardakları falan bırakmıştım hep çıkarken. Onları yıkadım, tezgah çamaşırıyla tertemiz sildim. Şimdi çayımı demledim, bir Türk kahvesi yapayım kendime. Kahvemizi de yapalım. Ondan sonra artık dinlenme vakti. Şu İğne aldığım şeyde yapacağım. Teti'den almıştım ya. Şu fincanda yapacağım. Ojelerimi de sileyim. Onlar da berbat oldu. Eşime de çayını koyayım. Kahveyle çok arası yok, öyle Türk kahvesi binde bir. Evet, minnoş bardağımda double kahvemi içeyim. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Biz eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz 8'i geçiyor. Ay pardon, 8'e geliyor. Şöyle hemen çay suyumu koymuştum. Güzel, bunu bir demleyeyim de. Daha sonra da yemek hazırlığına başlayacağım. Şöyle bir ara markete girmiştim. Gelirken de getirden şey söyledim. Yoğurdumuz çok az kalmıştı. Yoğurt söyledim. Bir de
Hem kotayı doldurmak için hem de evde devamlı eksildiği için şöyle süt söyledim arkadaşlar. 2 kutu tek sütün sütü 29 lira şeyde getirdi indirimde. 2 tane süt söyledim. Dün bunu sormuştum ya size arkadaşlar kullanıyor musunuz diye. Bir takipçim kullanıyorum çok da memnunum yazmış. Gayet güzel demiş. Ben de birazcık içeriğini okudum arkasını. Ovalamanıza bile gerek yok diyor. Şöyle şey yapıp döküp silebilirsiniz diyor. Ekstra parlaklık krem cif. Kokusuna da baktığım inanılmaz güzel kokuyor. Amber kokuluymuş. Çok güzel kokuyor. Şöyle bir tane duş jeli aldım. Okyanus kokulu. Bir de çok tahıllı spesiyel ekmek. Çok tahıllı ekmek aldım. Bu içerisine baktım. Normal beyaz un kullanılmamış. O yüzden bundan aldım. Her neyse aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi hemencik bunları bir yerleştireyim. Daha sonra da yemek hazırlığına geçiş yapacağım. Evet, biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi de yarın için şey ıslatacağım da sıkışmışı. Dolu ya çok. Şuradan açayım. Fasulye ıslatacağım. Fasulye yapacağım. Kadar yapsam. Bu yeter. Yeter. Daha artar bile. Şimdi 2 günlük bir yemek yapacağım. Güzel bunu bu ıslatayım. Hafiften tuz serpiştireyim. Yarına kadar güzelce şişsin. Bir yandan da şeyi açtık. Diziler bitti malum. İzleyecek bir şey yok. Bursa Bülbülü başlamış Fox'ta. Onu açtık. Onu izliyoruz. Şöyle çaylarımı da koyayım. Karnımızı da doyurduk çok şükür. Yemeklerimizi sıfırladık. O da çok iyi oldu. Yarına da kuru fasulye bulgur pilavı yaparım büyük bir ihtimal. Pirinç pilavı yapmam. Çünkü daha yeni tavuklu pilav yedik ya. Evet. Ben böyle fasulyeyi ıslatınca hafif suyunu ıslıyorum. Tuzlu suda. Isındıktan sonra asla kaynatmadan ısındıktan sonra altını kapatıyorum. Ondan sonra çok güzel şişiyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi ben çaylarımı alıp içeriye gidiyorum. Videomu da artık burada kapatmak istiyorum. Zaten bu saatten sonra bir şey yapmam. Oturur dinlenirim. Bulaşıklarımı falan da yıkadım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın canlarım.